Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. KPSS soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Osmanlı gerileme dönemi. Bakalım 18. yüzyılda Osmanlı Devleti nelerle karşı karşıya gelmiş. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma politikası aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez başarıya ulaşmıştır? Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması'ndan sonra kaybettiği toprakları geri alma politikası nedir? politikasını takip etmiştir. Şimdi bu antlaşma umutları arttıran bir antlaşma oldu değerli arkadaşlar. Hangi antlaşmadan bahsediliyor? Şimdi aşkına baktığımızda Pasarovç Antlaşması. Hayır. Niye diyecek olursanız eğer. Çünkü Pasarovç Antlaşması ile Osmanlı batının üstünlüğünü kabul etti. Purut. bırakalım mı? Bırakalım. Belgrad Antlaşması Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Unutmuyoruz. Anlaştık mı? 1. Mahmud dönemi. Ahmet Paşa Antlaşması İran'la imzalanan bir ant antlaşmadır değerli arkadaşlarım. Kerden keza aynı şekilde yine İran'la imzalanan antlaşmalardır. E 17. yüzyıldan sonra İran ile ilişkiler biraz daha biraz daha iyi gidiyor değerli arkadaşlarım. Ahmet Paşa ve Ker Ahmet Paşa ve Kerden bunun en güzel örnekleri. Şimdi Prut Antlaşması. Bilmemiz gereken bir kişi var. O kişi Baltacı Mehmet. Rus ordusunu bataklıkta kısırmıştır. Ve Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni geri almıştır. Böylece Osmanlı'nın umutları yeşermiş oldu. Cevabımız B şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. 3. Selim döneminde Batı usulü kurulan Nizami Cedid ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşkına baktığımızda bize Rusya'nın Kırım'dan çıkarılmasını vermiş. Maalesef Ruslar Kırım'dan kolay kolay çıkmadı. Ve yaş antlaşmasıyla Kırım'ı tamamen ele geçirdiler. Napolyon'un Akka Kalesi önlerinde durdurulmasını bırakalım. İngilizlerin Çanakkale boğazından, boğazından kovulması. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsedilmiş. Kabakçı Mustafa İsyanı'nın bastırılması. Kabakçı Mustafa Şenay biliyorsunuz ki 3. Selim tahttan indirilmişti değerli arkadaşlarım. Onun yerine 4. Mustafa gelmişti. Ondan sonra yine taht değişikliği yaşandı. Ve Rusçuk ayağına Alemdar Mustafa 2. Mahmut'u tahta getirmişti. Sırp isyanının bastırılması Osmanlı tarihinde ilk isyan eden azınlık Sırplardır. Bu olaya Ruslar karışınca Bükreş Antlaşması imzalanmış ve ilk defa Osmanlı bir azınlığa ayrıcalık vermiştir. Cevabımız B şıkkı. Kazap. Kazap mı? Kazap ya. Cezar ya da Kasap Ahmet Paşa Napolyon'u yeniyor değerli arkadaşlarım. 91 yaşındaki esna efsanevi ihtiyar Napolyon'u Akka önlerinde durduruyor ve Napolyon şu sözleri söylüyor. Tüm dünyayı gezdim dolaştım. Büyük askerleri yendim. Büyük komutanları yendim ama bir ihtiyara boyun eğdim diyor. Cevabımız 5. şıkkı. Kelimeleri toparlayamıyorum la. Allah Allah. Hella hella Şimdi diğer sorumuz şu şekilde. Önemli bir ilim insanımız var. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir? Devrinin alimleri kendisine muallim salis yani üçüncü öğretmen unvanı verdi. Alisto'nun fiziko eserini Arapçaya çevirdi. Üçüncü Ahmet'in Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüphaneye kütüphanede görevlendirildi. Lale Devri'nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Katip Çelebi. Hayır. Katip Çelebi'nin en önemli eseri hangisiydi? Fezzekeydi değil mi? Ya da Keşf Uzunundu. Bunu geç. Evliya Çelebi. Seyahatnamesiyle bilinir. Mustafa Naima Efendi. Halep bir Mustafa Naima. Osmanlı'nın ilk tarih yazıcısıdır. Yan Yalı satı. Bırakalım. İbrahim Mütteferika. Osmanlı Devleti'nin ilk matbaacısıdır. Cevabımız yan Yalı Muallim salis olarak bilinen kişi yan yana Esad'dır. Muallim sani olarak bilinen kişi Farabi'dir. Muallim evvel olarak bilinen kişi Aristo'dur. Cevabımız D şıkkı. <laughs> Diğer sorumuz şöyle. Bunun üzerine önlemlerinden hangileri ilk kez uygulanmıştır? İyi soru. Bu iyi soru. Evet, evet evet. 18. yüzyıl boyunca yapılan savaşların uzun sürmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin daha da bozulmasına sebep oldu. Savaş kaybedersen ve savaşlar uzun sürerse ekonomi çöker değil mi? Vergilerin iltizama verilmesi. Değerli arkadaşlarım 18. yüzyıldan önce de iltizam sistemi vardı. Sonrasında yaygınlaşıyor zaten bildiğiniz üzere. Özellikle duraklama döneminde. O yüzden ne yapıyoruz? Ediyoruz. Ezam senetleri çıkararak hiç borçlanmaya girmesini bırakalım. Kayime denilen kağıt parayı bastıran Sultan Abdülmecit'tir. Ve Sultan Abdülmecit 19. yüzyıl padişahıdır. Yani sonrasında o ortaya çıkacak bir gelişmedir. Esam senetlerini hazırlayan 3. Mustafa'dır. Uygulamaya koyan, koyan 1. Abdülhamit'tir. Cevabımız B şıkkı. Dikkat. <gülüyor> <gülüyor> bir eserimiz var. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi 18. yüzyıla ait değildir diyor değerli arkadaşlarım. Nuru Osmaniye 18, Beylerbeyi 18, Koca Ragıp Paşa, Koca Ragıp'ı biliyoruz 3. Mustafa döneminde yaşayan önemli kişi. Laleli Külliyesi 18. yüzyıl Sultanahmet Camii Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılan camiydi biliyorsunuz ki. Mavi cami olarak yok sultan. Evet evet. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma cuma şaşırmayalım ya. Cevabımız 5. 17. yüzyıl. Geldik diğer sorumuza. Blue Moscow diyorlar zaten. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Pasarovç Antlaşması'ndan sonra izlediği politikalardan biri değildir. Tarihimiz 1718. Pasarovç Antlaşması imzalandı ve Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. E şimdi Batı'nın üstünlüğünü kabul ediyorsa Avrupa'ya yönelik fetih politikasını sürdürür mü? sürdürmez cevabımıza ulaştık. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul edecek, savunma önlemleri alacak, elçi gönderecek, Bülali devrinde geçici elçilikler başlayacak, Avrupa'yı örnek alan ıslahatlar yapılıp komutanlar getirilecek cevabımız aşıkkıdır. Diğer yani sorumuza geldik. Sorumuz yorum sorusu değerli arkadaşlarım. Diyor ki bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Görünüyor değil mi? 1683, 99 savaşlarından sonra Avusturya, Venedik ve Lehistan ile yapılan Karlofça Antlaşması'nı imzalamayan Rusya ile 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Azak Kalesi'ni Rusya'ya verdi ve Rusya'nın İstanbul'da sürekli elçi bulundurma şartlarını kabul etti. Şimdi ne gibi yorumlar yapabiliriz? Osmanlı Devleti Haç İttifakı karşısında başarısız olmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Karlofça Antlaşması ile Batı'da büyük toprak kaybına uğradı. Değil mi? Tamam. Rusya kapitülasyonlardan yararlanma hakkını elde etti. Herhangi bir kapitülasyondan bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş ki zaten küçük kaynarca antlaşmasıyla kapitülasyonlardan faydalanacaktı. Bu neyle? Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki etkinliği azaldı. Çünkü Azak Kalesi Ruslara bırakıldı değil mi? O yüzden cevabımız değişik. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlardan biri değildir. Avrupa'da daimi elçilik açıldı. Nerede? Londra'da ve ilk daimi elçimiz Yusuf Aga Efendi oldu. Matbaa yamiri adında devlet matbaası. Çünkü ilk matbaa lale devrinde kurulmuştu. Nizamı cedi ordusu kuruldu. Batı tarzı ordu. Napolyon'u Akka yönlerinde durdurdu. Esama tahvilat ile ilk iç borçlanmanın yapılması. Az önce bilgi verdik. Mühendisane-i Berri Hümayun yani kanı ordusu kuruldu. Değerli arkadaşlarım Essam usulü Biliyorsunuz ki 1. Abdülhamit döneminde geçilmişti. Hazırlayan kimdi? 3. Mustafa'ydı. Özellikle Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonra bu ortaya çıktı. Çünkü Osmanlı artık borçları ödeyemiyordu. Savaş tazminatıyla baş başa kalmıştı. O yüzden cevabımız değişiklidir. Sevgili arkadaşlarım. Sürçü lisan olmuşsa affola. Bazen kelimeleri toparlayamadık. Şeye z dedik. Za. Za. Gazap dedik ya gazap. Gerileme döneminin sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımda dağılma. Ondan sonra da kültür ve uygarlık sizleri bekliyor olacak. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.